Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel çiçekli ve uzun lif yapımını anlatacağım. Hanımlar, ip olarak 3 renk ipim var. Marka olarak bonbon, kartopu, 2 katlı lif iplerinden kullanıyorum. Tığım ise 2 numara 1,75 milim. Ve hemen lifimizin yapımına geçelim. Hanımlar, bu şekilde ipimi parmağıma doladım. Buradan İpimi bükerek bir tane kilit zinciri yapıyorum. Şöyle. Bir tane sık zincir. İpimi uzatıyorum. 1 santime yakın ipimi uzattım. Burada yaptığım zincirin içine batarak bir tane fıstık dolgusu. Şöyle. Bir fıstığımı yaptım. Hemen yandan tutarak kapattım. Tepesine bir tane daha fıstık şöyle. Hanımlar, fıstık dolgularınız 4-5 olabilir. Bu şekilde bir tane daha fıstığımı yaptım ve aynı şekilde kapattım. Tekrar ipimi uzatarak bir tane daha fıstığımı yaptım. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Bu şekilde 6 tane kapalı fıstık yapalım. Altı tane fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi yedinciyi de yapalım. Yedinciyi kapatmıyoruz hanımlar. Bakın, yedinciyi yaptım. Başına doladım. Şuraya değil, hemen şuraya batarak buraya bir fıstık ve ikisini beraber kapattım. Yandan tutarak kapattım. Şöyle tepeye sıklaştırmak için bir zincir. İpimi uzattım. Tekrar buraya bir fıstık. Başına doladım. Şuraya bir ileriye bir fıstık. İkisini tek seferde kapattım. Mantığımız aynı. Tekrar tepeye bir, başına doluyorum. İleriye bir, ve kapattım. Tekrar tepeye bir, başına doladım. İleriye bir, ikisini beraber kapattım. Hanımlar, burası bizim sıramızın sonu. Sıranın sonuna batıyorum. Buraya bir ve ikisini beraber kapattım. Sıranın sonuna geldikten sonra çevirerek sıramızın başına gelmiş oluyoruz. Sıranın başında şöyle bir fıstık, fıstığımı kapatıyorum. Kapattığım fıstığın tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Başına doladım. Şuraya bir fıstık. İkisini beraber kapattım.
Buraya bir. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Hanımlar, yine sıranın sonuna geldim. Burada çevirerek sıramın başına gelmiş oluyorum. Çevirelim. Bu şekilde çevirdim ve sıranın başındayım şu anda. Sıramızın başında hanımlar, az önce yaptığım gibi şuraya bir fıstık. Fıstığımı yandan tutarak kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. İkili fıstık yaparak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonunda çevirerek sıranın başına geliyoruz. Bu şekilde devam ederek toplamda 8 sıra yapıp gelelim. 1, 2, bundan beraber 3. oluyor. 8'e tamamlayıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde 8 sıra yaptım. İpimi şuradan kopardım. Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi beyaz ipimi aldım. Herhangi bir köşesine sabitleyelim. Bakın şuraya, herhangi bir köşe hiç fark etmiyor. İpimi sabitledim. Buradan bir tane fıstığımı yapıyorum. Bu arada köşelerde çoğaltma oluyor. Burası bizim başlangıç olduğu için burada çoğaltmayı dönüşte yapacağım. Şimdi buradaki çoğaltmayı yapmıyoruz. Bir fıstığımı yaptım. Tepeye bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir, başına doladım. İleriye bir, ikisini beraber kapattım. Tepeye bir, ileriye bir. İkisini beraber kapattım. Tekrar. Hanımlar, zaten bu şekilde biliyorsunuz. Şuraları yaptık. Aynı morun sırası gibi beyazı da yapıyoruz. Sadece köşelerde çoğaltma. Şimdi köşedeki çoğaltmaya geçeceğim. Bakın, düz olarak köşemi yapıyorum şöyle. Buraya dikkatli bakalım. Bakın köşemi düz olarak yaptım. Şimdi çoğaltma yapacağım. Çoğaltma hanımlar, şöyle buraya bir fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Bakın işte bu çoğaltma oluyor. Kapatmıyorum. Dolayarak tekrar köşeye batıyorum.
Ve ikisini beraber kapattım. Buradaki çoğaltmamızı yapmış olduk. Şimdi düz olarak şuraya kadar devam edeceğiz. Köşemizde yine çoğaltma yapacağız. Bakın düz dediğim şuraya bir fıstık, ileriye bir fıstık, ikili olarak köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar yapıp gelelim. Hanımlar, yine bakın köşeye yaklaştım. Buradaki çoğaltmayı da beraber yapalım. Şöyle. Köşeye batıyorum. Bu normal ikili fıstığım. Şimdi çoğaltmayı yapacağız. Şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Hemen tepesine bir fıstık. Başına doladım. Şuraya yine köşeye batıyorum. Şuraya ikisini beraber kapattım. Yine ikili olarak diğer köşeye kadar devam ediyoruz. Köşede yine çoğaltma yapıyoruz. Çoğaltma yapmayı unutmayalım. Hanımlar, ben şuraya kadar devam edip burada çoğaltma yapıp şuraya kadar devam edeceğim. Burayı da sizlerle beraber yapacağız. Hanımlar, bakın başladığım noktaya yani köşeye geldim. Buradaki çoğaltmayı beraber yapacağımızı söylemiştim burayı. Arkada yaptım. Şunlar gibi. Şimdi buradaki çoğaltma da çok kolay. Burayı da bu şekilde kapatacağız. Yine normal ikili fıstık olarak köşeme batıp kapatıyorum. Buradaki çoğaltma ise bakın çoğaltmayı bu şekilde yapıyoruz. Buraya bir fıstık. Şu köşedeki fıstığımın tepesine. Şuraya bir fıstık. Ve ikisini beraber kapattım. Çoğaltmamı da yapmış oldum. Şimdi hanımlar, yine aynı şekilde bir sıra daha yapacağız. Yine köşelerde çoğaltma, buradaki köşeye yine dönüşte çoğaltma yapacağız. Bir sıra daha bu şekilde devam edelim. Bunu arkada yapacağım çünkü bunu bu sıra yaptığımız gibi birebir aynısını yapacağız. Çoğaltmaları yapmayı unutmayalım. Bir sıra daha yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde iki sıra yapmış oldum. Şimdi bakın uzun tarafını yani şurayı tutarak ipimi sabitliyorum. Buradan ipimi şöyle göstermek istiyorum. Şuraya ipimi sabitliyorum. Şuradan şuraya kadar yapacağız. İpimi sabitledim. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Şöyle. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım.
Tepeye bir fıstık. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Sıramızın sonuna kadar aynı mantıkla devam edelim. Hanımlar şuraya kadar devam edelim. Hanımlar buraya kadar yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da bir sıra, yani şuradan şuraya kadar mor ipimizle devam edip gelelim. Hanımlar buradaki sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi buraya çiçek modelimiz gelecek. Aynı şekilde buraya da, burayı ben arkada yapacağım hanımlar. Burayı da beraber yapacağız. Zaten iki tarafta yapılan model aynı olduğu için bir taneyi göstermem yeterli olacaktır. Ben bir kenarını, yani bir tarafını yapıp geliyorum. Hanımlar bu parçayı şuradan şuraya kadar beraber yapmıştık. Bunu da ben kendim arka planda yaptım. Çünkü aynısını buraya da yapacağız. Bunu yaptığımız zaman lifimizin büyük kısmı tamamlanmış olacak. Şimdi bunu beraber sizlerle yapalım. Dediğim gibi burası nasıl yapılıyorsa aynı şekilde bu tarafta yapılıyor. Hemen ipimi, beyaz ipimi alarak şuraya sabitliyorum. Bakın tam köşeye sabitliyorum. Şöyle göstereyim tekrar. Burada yıldız tekniği yapacağız. Kare tekniğinden yıldız tekniği yapacağız. Şöyle buraya bir fıstık. Hanımlar eksiltiyoruz bu arada. Hem eksilteceğiz hem de çiçeklerimizi yapacağız. Buraya bir fıstığımı yaptım, kapatmıyorum, başına doladım, hemen ileriye bir fıstık. Burası sıra girişi olduğu için ikili olarak kapatıyorum. Sıramızın başında ikili fıstık olarak kapatıyoruz. Sıranın sonuna kadar ise üçlü olarak buraya bir, şuraya dibine bir, İleriye bir. Bakın üçünü beraber kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde.
Hanımlar, bakın sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonu burası. Şöyle göstereyim. Şurası bizim sıramızın sonu. Burayı da alıyorum. Buraya bir fıstık ve bakın sıranın sonunda da üçlü olarak kapattım. Sıranın sonuna geldikten sonra bakın bu şekilde lifimi çeviriyorum ve sıranın başına gelmiş oluyorum. Şimdi sıranın başında çiçeğimizi yapacağız. Çiçeğimizin altını daha doğrusu. Yine sıranın başında bir fıstık. Kapatmıyorum. İleriye bir fıstık. Şöyle ikisini beraber kapattım. Tepeye bir fıstık, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Hanımlar, üçünü kapattıktan sonra bakın şurada bir fıstığımız oluşmuş oluyor yatay olarak. Şimdi yeşil ipimizi alacağız. Yeşil ipimizle çiçeğimizin altını beraber yapacağız. Şöyle yeşil ipimi aldım. Tam tepesine sabitledim. Şimdi beyazı arada yürütüyoruz. Yeşil ipimle tepede bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım, başına doladım, dibine bir fıstık, beyazımı arada yürütüyorum. Bakın iki oldu. İleriye bir fıstık, üçünü beraber kapatıyorum. Üçünü kapattım. Şimdi buraya bir fıstık daha. Yeşil ipimi şimdi bırakıyorum. Hemen beyaza geçiyorum. Yeşili koparmıyorum. Arada yürüteceğim çünkü yine buraya bir tane yeşil yaprak yapacağız. Bakın dibine bir, kapatmıyorum. İleriye bir. Şöyle üçünü beraber kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Arada bir tane fıstığımız oluşmuş oldu. Şimdi yine beyazı bırakıyorum. Yeşille devam ediyorum. Şöyle yeşilimi aldım. Buraya bir, dibine bir. İleriye bir, üçünü beraber kapattım. Buraya bir yeşil ipimi bırakıyorum. Şimdilik yeşil ipimden işim bitti. Buradan yeşil ipimi koparıyorum. İleriye bir. Şöyle üçünü beraber kapattım. Yeşil ipimi dediğim gibi şuradan koparıyorum. Beyazımdan devam ediyorum. Şuraya bir, dibine bir, sıranın sonuna bir, üçünü bir kapattım. Hanımlar, sıramın sonuna geldim. Yine çevirerek sıramın başına geçeceğim bu şekilde. Bu sırada ise yeşil yapraklarımızın üzerine çiçek yapacağız.
Yine girişte bir fıstık. Girişimiz hiç değişmiyor. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir. Bakın dibine bir. İki tane fıstığımı yaptım. Üçüncüyü mor ipimle hemen bakın mor ipimi şuraya sabitleyeceğim. Tam çiçeğimin ortasına ipimi sabitliyorum. Fazla olan ipleri sonra kesebiliriz. Sıkıntı değil. Hemen ipimi sabitledim. Üçüncü fıstığımı da mor ipimle yapıyorum. Şöyle. Mor ipimle fıstığımı tamamladım ve üçünü beraber kapattım. Şimdi tepeye bir fıstığımın yeşil fıstığın içine şöyle bir mor ve buradan moru bırakıyorum. Arada yürüteceğim çünkü diğer çiçeğimiz de var. Moru bırakıp beyazdan devam ediyorum. İleriye beyaz şöyle. Üçünü beraber kapattım. Ve çiçeğimi bitirmiş oldum. Araya beyazdan devam ediyorum. Hanımlar, burada yine mora geçiş yapıyorum. Yeşilimizin ortasına mor yaprağımı yapıyorum. Şöyle mor fıstığımı pardon. Üçünü beraber kapattım. Tekrar buraya bir buraya bir tane daha. Mor ipimle işim şimdilik bitti. Sıranın sonunda ipimizi keseceğiz. Şuraya bir beyaz fıstığımı yaptım. Üçünü bir kapattım. Buraya bir fıstık. Dibine bir. Sıranın sonuna bir. Ve üçünü beraber kapattım. Hanımlar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tekrar çeviriyorum. Bir sıra düz beyaz yapacağız. Şöyle. Bunu göstermeme gerek yok. Bakın girişte ikili olarak kapatıyorum. Sıramızın sonuna kadar üçlü olarak devam edelim. Gelelim. Hanımlar sıramın sonuna geldim. Şimdi çevirerek sıramın başına geliyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fıstığımız oluşuyor. Burada şöyle çiçek yapacağız. Tekrar buraya öncelikle bir fıstık, ileriye bir. İkisini beraber kapatıyorum. Şöyle. Buraya bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Buraya yeşil ipimizi sabitleyelim. Şöyle ipimi sabitledim. Buraya yeşil yaprağımı yapıyorum. Yeşil fıstığımı. Dibine bir yeşil.
Beyazı arada götürüyoruz bu arada. İleriye bir yeşil. Üçünü bir kapattım. Tepeye bir. Hanımlar, yeşil ipimle tamamen işim bitti. Beyaz ipimle devam ediyorum. Yeşili sıramızın sonunda koparalım. Bakın üçünü beraber kapatıyorum. Şöyle. Buraya bir. Buraya bir. Sıranın sonunda bir. Üçünü bir kapattım. Yeşil ipimizi şuradan koparalım. Yine çevirerek sıranın başına geliyorum. Sıranın başında yine bir fıstık. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir, dibine şöyle dibine bir mor ipimi hemen şuraya sabitliyorum. Şöyle mor ipimi şuraya. Sabitledim. Mor ipimle burada bir fıstık. Üçünü beraber kapatıyorum. Buraya bir. Şöyle dibine bir. Fazla olan iplerinizi hanımlar sonra lifiniz bittikten sonra tek tek koparıp arada kaybedebilirsiniz. İki tane fıstığımı yaptım. Üçüncüyü beyaz olarak devam ediyorum. Ve üçünü bir kapattım. Burada mor ipimden de şimdilik işim bitti. Buraya bir fıstık. Şöyle ileriye bir, dibine sıranın çıkışına bir. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar çeviriyorum. Buraya bir. Buraya bir. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir. Dibine bir. İleriye bir. Üçünü bir kapattım. Tekrar tepeye bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Çevirerek sıramızın başına geliyoruz. Hanımlar burada bakın 8 tane fıstık yapalım. Şurayı yaptığımız gibi kulp yapacağız. Bir taneyi beraber yapalım. Şöyle bir tane fıstığımı yaptım. Kapattım. Tepesine bir tane daha yaptım. Kapattım. Bu şekilde 8 tane yapalım. Gelelim. Hanımlar bu şekilde 8 tane yaptım. 8.'yi kapatmadım. Bu şekilde bıraktım. Bakın şuraya batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Şuraya sık. Bu şekilde sık olsun diye sık iğne yaptım. Ve buradan ipimi kopardım. Şimdi son sıramız kaldı hanımlar. Son sıramızda kenar tığlaması yapacağız. Bu fazla ipleri de koparacağız. Kenar tığlamayı
Beraber yapalım. Hanımlar, kenar tığlamasını dilerseniz beyaz, dilerseniz kendi rengiyle yapabilirsiniz. Ben mor tercih ediyorum. Şöyle bakın. Herhangi bir uca sabitliyorum ipimi. Şuradan başlayalım. Lifimizin düz tarafından bu arada. Şöyle bakalım. Lifimizin düz tarafı. Bakın şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapatmıyorum. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Tepeye küçük bir tane fıstık. Fıstığımı kapattım. Şuraya bu şekilde battım. Araya dilerseniz bir zincir, dilerseniz hiç zincir yapmadan da yapabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre tekrar buraya bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Tekrar tepeye şöyle bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Ben bir tane zincir yapıyorum. Sık olmasın. Şöyle yine dibine bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Tepeye bir fıstık. Fıstığı kapattım. Tekrar tepeye batıp tomurcuk şekline dönüştürdüm. Araya bir zincir. Buraya bir, başına doladım, ileriye bir, ikisini kapattım. Hanımlar, bu şekilde devam edelim. Şunların tepesini de aynı şekilde tomurcuk yapacağız. Şuraya kadar gelelim. Hepsini bu şekilde yapıp gelelim. Hanımlar, kenar tığlamasını tamamen yaptım. Bakın kulpumuzun üzerine de aynı şekilde buraları yaptığımız gibi devam ettim. Lifimiz uzun ve güzel bir model oldu. Şöyle katlayarak anca sığdırabiliyorum masaya. Şöyle. Gayet güzel, kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz hanımlar beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.